Birinci soru. Meclis bir şekildeki makara düzeneğini P ağırlıklı homojen ve eşit bölmeli çubuğa şekildeki gibi asıldığında çubuk yatay olarak dengede kalıyor. X makarasının ağırlığı P olduğuna göre M cisminin ağırlığı kaç P'dir? Denge şartları düşünüldüğünde iki temel denge şartının olduğu söylenebilir. Cisim üzerine uygulanan toplam tork eşit olmalıdır. Sıfır ve aynı zamanda cisim üzerine uygulanan toplam kuvvet eşit olmalıdır. Sıfır. Bu durumda sistemde ip gerilmelerine T denilirse makara ağırlığı P kadar olduğundan makara merkezine bağlı ipteki gerilmenin 2T-P kadar olması gerekecektir. Çubuğun ağırlığını da yerleştirdikten sonra çubuk üzerinde seçtiğimiz bir noktaya göre, örneğin O noktasına göre tork aldığımızda toplam torkun sıfır olması ya da ters yönlü torkların birbirine eşit olması söylenebilir. Bu durumda P çubuğun ağırlığının torku ile M cisminin ağırlığının torkunun T ip gerilmesinin torkuna eşit olması zorunlu olacaktır. Aynı zamanda düzlemde ters yönlü kuvvetlerin toplamının birbirine eşit olması gerekecektir. Dolayısıyla çubuk ağırlığının ve M cisminin ağırlığının toplamlarının ip gerilmeleri T ve 2T-P toplamlarına eşit olması gerekecektir. Elde ettiğimiz iki denklemi taraf tarafa toplarsak eğer sonuç olarak T'ler ve P'ler sadeleştikten sonra 2PM eşittir PM artı P şeklinde bir denkleme ulaşacağız ve M cisminin ağırlığının P olduğu sonucuna ulaşacağız. Birinci sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. İkinci soruda 5 kilogram kütleli cisim ile yatay zemin arasındaki statik sürtünme katsayısının 0,8, kinetik sürtünme katsayısının 0 olduğu ifade ediliyor. Cisme yatay 35 Newton'luk kuvvet uygulandığında sürtünme kuvvetinin büyüklüğünün F1, yatay 55 Newton'luk kuvvet uygulandığında da sürtünme kuvvetinin değerinin F2 olması ifade ediliyor. Buna göre F1 ve F2 değerlerinin oranı kaçtır diye soruluyor. Sürtünme kuvveti hesaplanırken statik sürtünme kuvveti hepimizin bildiği gibi 0 ile K çarpı normal kuvvet arasında kalacaktır. Dolayısıyla bahsedilen sistemde sürtünme kuvveti 0 ile 0,8 statik sürtünme katsayısı ve N cismin ağırlığı olacak şekilde ifade edilirse eğer sürtünme kuvvetinin 40 Newton'dan daha küçük ya da 40 Newton'a eşit olması söz konusu olacaktır. Buradan görüldüğü üzere statik sürtünme kuvveti K statik çarpı normal kuvvet şeklinde hesaplanmamaktadır. Ancak K statik çarpı normal kuvvet sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değere denk gelecektir. Dolayısıyla cisme uygulanan harekete zorlayıcı kuvvet 40 Newton'u aşmadığı sürece statik sürtünme kuvveti uygulanan kuvveti dengeleyeceği için statik sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvet büyüklüğünde olması zorunlu olacaktır. Bu durumda F1 diye ifade edilen sürtünme kuvvetinin 35 Newton olduğu söylenebilir. Ancak sürtünme kuvveti kinetik sürtünme oluştuğunda K kinetik çarpı N şeklinde ifade edilebilir ve tek değerlidir. Bu soruda ifade edilen kinetik sürtünmenin 0,6 ve cismin yüzeyle oluşturduğu normal kuvvetin yine 50 Newton olduğu ifade edilirse kinetik sürtünme kuvvetinin 30 Newton olduğunu, dolayısıyla F2 olarak tanımlanan bu değerin 30 Newton olması gerektiğini söyleyecektir. F1 bölü F2 oranı ise bu sonuçlardan 35 bölü 30 yani 7 bölü 6 çıkacaktır. Doğru cevap A seçeneği. Üçüncü soruda çelik çomak oynayan Niyazi'nin çomağı yatayla 45 dereceden daha küçük bir açıyla fırlattığı ve çomağın şekildeki kesikli yörüngeyi izlediği ifade ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur?
Yeryüzünde hareket konusundan bilgilerimizi tazelersek eğer, bir cisim aynı atış hızı ile atılmak şartıyla eğer yatayla ya da düşeyle 45 derece açı altında atılırsa maksimum menzil uzaklığına düşecektir. Dolayısıyla birinci yargıda çomağın yatayla yaptığı açı büyütülürse 45 dereceye ulaşma durumu söz konusu olduğundan daha uzaktaki bir noktaya düşebilir. Doğru bir yargı olacaktır. İkinci yargı çomağın ivmesinin maksimum yüksekliğe ulaşana kadar azaldığı daha sonra arttığı ifade ediliyor. Ancak sürtünme olmadığı için sistemde ve cisim üzerine uygulanan net kuvvet sadece cismin ağırlığı kadar olduğuna göre net kuvvet eşittir ma olmalı şeklinde ifade edersek ivmenin g'ye her an eşit olması zorunlu olacaktır. Bu durumda ikinci yargı yanlış olacak. Ve üçüncü yargıda sürtünmeler yine önemsiz olduğuna göre mekanik enerjinin korunumu yasası gereği üçüncü yargının da mekanik enerjinin önce artar sonra azalır olması yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği olacaktır. Dördüncü soruda sürtünmesiz yatay KL yolundaki XY cisimlerinin şekil 1'deki durumdan geçtikten T süre sonra şekil 2'deki durumda olduğu gibi çarpışması ve çarpışmadan yine T süre sonra şekil 3'teki konumdan geçmeleri ifade edilip cisimlerin kütlelerinin MX bölü MY oranı gösterilmiştir, sorulmuştur. Şekildeki noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre şekildeki noktalar arası uzaklıklar cisimlerin T sürelerde aldığı yolları ifade ederek bize hız hakkında bilgi sağlayacaktır. Dolayısıyla şekil 1 ve şekil 2 arasında geçen süre T, şekil 2 ve şekil 3 arasında geçen süre T olduğuna göre 1T'lik süre içerisinde X cismi şekilde gösterildiği gibi 4T'lik mesafeyi kat ettiğinden hızının 4V ile doğru orantılı olduğunu, Y cismi 1D'lik mesafeyi kat ettiğinden hızının V ile doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Çarpışmadan sonra ise yine 1T kadar süre geçtiğinde ortak kütlenin şekilde gösterilen 2D kadar mesafe kat etmesi ifade edilmiş. Dolayısıyla ortak kütlenin 2V hızıyla hareket ettiği söylenebilir. Çarpışma sırasında momentumun korunumu yasası kullanılırsa mx çarpı 4v artı my çarpı v eşit olmalıdır mx artı my çarpı 2v'ye. Dolayısıyla sadeleştirmeler yapıldıktan sonra işlemler yapıldığında x cisminin iki katı kütlesinin y cisminin kütlesine eşit olması ve X cisminin kütlesinin Y cisminin kütlesine oranının 1 bölü 2 olduğu görülür. Doğru cevap A seçeneğidir. Beşinci soruda saf direnci önemsenmeyen bir bobin, ideal bir kondansatör ve lamba kullanılarak şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki doğru akım devreleri kurulmuştur. Bu doğru akım devrelerinin eşdeğer dirençleri ile ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmakta. Bir kondansatör iki iletken plaka ile aralarındaki yalıtkan ortamdan oluştuğu için doğru akıma göstereceği direnç sonsuz olarak kabul edilebilir. Bir bobin ise düz telin bükülmüş hali olacağı için düz telin direncini sıfır kabul ettiğimizde doğru akıma göstereceği direnç değerinin sıfır olması sonucuyla karşılaşacağız. Dolayısıyla devrelerden birinci şekildeki devrenin eşdeğer direnci lambanın direncine ve üçüncü devredeki eşdeğer direnç lambanın direncine, ikinci devredeki eşdeğer direnç ise kondansatörden kaynaklı olarak sonsuza eşittir diye kabul edilebilir. Bu durumda birinci yargı R1 eşittir R2 yanlış. İkinci yargı R1 büyüktür R3 yanlış. Üçüncü yargı R2 büyük R3 doğru olacaktır. Doğru cevap B seçeneği. Altıncı soruda yatay sürtünmesiz düzlemde duran cisme
yatay uygulanan kuvvetin zamana bağlı grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Net kuvvet zaman grafiğinde kuvvet eksenindeki tüm sayıların kütleye bölünmesi durumunda ivme zaman grafiği elde edilecektir. Dolayısıyla kuvvet zaman grafiği ivme zaman grafiği ile karakter olarak aynı şekli gösterecektir. Bu durumda ivme zaman grafiği olarak düşündüğümüz kuvvet zaman grafiğine bakarak cisim için hız zaman grafiği çizildiğinde 0 t aralığında cismin hızının 2v kadar arttığı düşünülürse t 2t zaman aralığında net kuvvet 0 olacağı için hızın sabit, 2t 3t zaman aralığında ivme eksi a değerli olduğu için v kadar hız değişimi olup son durumda 3t anında hızın v kadar kaldığı ifade edilebilir. Bu durumda birinci yargıda cisim 0t aralığında hızlanmıştır. Grafiğe göre doğru. İkinci yargı, cisim T2T aralığında durgundur. Ancak grafikte hızın sabit değerli olduğunu ve sıfırdan farklı olduğu görüyoruz. Dolayısıyla ikinci yargı yanlış. Cismin 2T3T zaman aralığında yer değiştirmesi T2T zaman aralığındaki yer değiştirmesinden küçüktür. Grafik incelendiğinde T2T aralığındaki alan 2T3T aralığındaki alandan daha büyük olacaktır. Üçüncü yargı doğru. Bu durumda sorunun doğru cevabı Denizli seçeneğidir. Yedinci soruda X protonu düzgün manyetik alanı şekil 1'deki gibi, Y elektronu da düzgün elektrik alanı şekil 2'deki gibi giriyor. Bu proton ve elektron alanlara girdikten sonra yargılarından hangileri doğrudur? Yerin manyetik alanı ve kütle çekimi önemsizdir. Manyetik alan içerisine giren bir parçacığa uygulanan manyetik kuvvet, parçacığın yükü, hızı ve manyetik alan şiddetinin çarpımıyla hesaplanabilen bir büyüklüktür. Ancak bu kuvvetin sıfırdan farklı olabilmesi durumunda manyetik kuvvetin manyetik alanla birbirine dik, manyetik kuvvetin cismin hız vektörüyle birbirine dik ve aynı zamanda hız vektörünün manyetik alanla dik olması şarttır. Böyle bir durumda iş yapma şartları yerine getirilemeyeceğinden, yani kuvvet doğrultusunda yol kat edilemeyeceği için, çünkü manyetik kuvvetle hız birbirine diktir, dolayısıyla yapılan işin sıfır ve iş enerji değişimi olduğu için kinetik enerji değişiminin de sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda X protonunun hızının büyüklüğünde bir değişiklik olmayacaktır. X protonu manyetik alan içerisinde düzgün çembersel hareket yapacaktır. Net kuvvet, manyetik kuvvet olacak şekilde. Dolayısıyla sağ el kuralı kullandığımızda dört parmak manyetik alan yönünü, baş parmak hız vektörü yönünü gösterirse X protonuna uygulanan kuvvet sayfa düzleminden içeriye doğru olacaktır. Aynı şekilde düşündüğümüzde elektron düzgün elektrik alana girdiğinde sürekli yönü sabit ve pozitif plakaya doğru olan bir net kuvvet etkisi altında kalacaktır. Dolayısıyla kuvvet doğrultusunda yol alınabildiği için ikinci şekilde elektron üzerine yapılan net iş sıfırdan farklı olacak ve kinetik enerji değişecektir. Cismin hız vektörünün başlangıçtaki hız vektörü doğrultusunda kuvvet olmadığından düşey düzlemdeki hız büyüklüğünde bir değişiklik olmayacak. Ancak elektriksel kuvvetin oluşturduğu iş cisme yatayda hız kazandıracaktır. Dolayısıyla toplam hızın artacağını söyleyebiliriz. Doğru cevap E seçeneği. 8. soruda ince KL yayı ve kalın LM yayı birleştirilerek KL yayında L noktasına doğru ilerleyen baş yukarı bir atma oluşturulup yaylarda ilerleyen zaman içerisinde şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki görünümlerden hangisinin olamayacağı sorulmuş. İnce yayda oluşturulan bir atmanın ilerlemesi ve kalın yay bağlantı noktasına geldiğinde iletim yansımasının şekildeki gibi olacağını biliyoruz.
İnce yaydan gelen atma kalın yay bağlantı noktasına geldiğinde baş aşağı dönecektir. İletilen atma yine baş yukarı olarak hareketine devam edecektir. Bu şekilde düşündüğümüzde ince yaydaki atmanın hızının kalın yaydaki atmanın hızından daha büyük olacağını da söyleyebiliriz. Birinci şekil yorumlandığında ince yaydan kalın yaya ilk iletilen atmanın M noktasına ulaştıktan sonra tekrar geri yansıması durumunda ince yaydaki yansıyan atmanın K noktasına ulaşıp yansıdıktan sonra L noktasında tekrar iletilen ve yansıyan atmaya bölünmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla birinci seçenek doğrudur. İkinci şekilde görüldüğü gibi kalın yayda iletilen atma M noktasına ulaşmadan önce yayların boyları eşit uzunlukta olduğu için ince yayda yansıyan atmanın K noktasına ulaşıp tekrar yansıması mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla ikinci şekildeki görünüm sağlanabilir. Üçüncü seçenekte ise ince yaydan kalın yaya gelen atmanın iletilen bölümü M noktasına ulaşıp yansıma yapmış ancak yansıyan noktanın, yansıyan atmanın K noktasına hala ulaşmamış olduğu görülmektedir. İnce yaydaki atmanın hızı kalın yaydaki atmanın hızından büyük olduğuna göre böyle bir görünümün mümkün olmadığı ortadadır. Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Dokuzuncu soruda derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş noktasal kaynaklarla üretilen dalgaların oluşturduğu girişim deseni için söylenen yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı dalga tepelerini birleştiren çizgi karın çizgisidir. Ancak dalga tepelerini birleştiren çizgi aslında dalgalarda dalga cephesi olarak ifade edilir. Karın çizgisi ya da katar çizgisi ise noktasal kaynakların oluşturduğu dalgalar dalga deseninde maksimum genlikli noktaları birleştiren çizgi olacaktır. Dolayısıyla birinci yargı yanlıştır. İkinci yargı minimum genlikle noktaları birleştiren çizgi düğüm çizgisidir. Şekilde de görüldüğü üzere birinci ve ikinci kaynakların tepe ve çukurlarını birleştiren çizgi düğüm çizgisi olacaktır. Dolayısıyla ikinci yargı doğrudur. Kaynaklar aynı anda suya batıp çıkıyorsa merkez doğrusu üzerinde bir katar çizgisi oluşur. Üçüncü yargı. Kaynaklar aynı anda suya batıp çıkıyorsa kaynaklardan çıkan dalgaların aynı özellikli noktaları merkez doğrusu üzerinde üst üste binecek. Dolayısıyla merkez doğrusu üzerindeki bir nokta aynı anda tepe tepenin ya da çukur çukurun üst üste bindiği bir nokta olacaktır. Bu durumda merkez doğrusunda bir katar çizgisi oluşacaktır. Doğru cevap D şıkkı. Onuncu soruda bir ipin ucuna bağlanmış cismin düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaptığı, bu sırada K noktasından geçerken cisim üzerine uygulanan net kuvvetin F, ivmenin A, konum vektörünün X, hız vektörünün V ve açısal hız vektörünün W ile ifade edildiği belirtilip bunlardan hangilerinin seçeneklerde kesinlikle yanlış gösterildiği sorulmuştur. Düzgün çembersel harekette cisim üzerine uygulanan net kuvvetin merkezcil kuvvet olması zorunludur. Dolayısıyla K cismi cisim K noktasındayken cisim üzerine uygulanan kuvvet vektörü merkeze yönelik F olacaktır. İvme net kuvvetle her durumda kesinlikle aynı yönlü olacağı için K noktasında cismin ivme vektörü de cisimden yörünge merkezine doğru çizilecektir. Cismin konum vektörü yörünge merkezinden cisme doğru çizilen bir vektör olarak ifade edilmeli. Cismin hız vektörü yön ifade edilmediği için saat yönünün tersine olması durumunda açısal hız vektörünün sağ el kuralını kullandığımızda sağ elin dört parmağı dönme yönünde büküldüğünde dik tutulan baş parmak açısal hız vektörünün yönünü gösterir. Dolayısıyla
Cisim saat yönünün tersine dönüyorsa açısal hız vektörü sayfa düzleminden dışarıya doğru. Eğer cisim saat yönünde dönüyorsa bu durumda da açısal hız vektörünün yönü sayfa düzleminden içeriye doğru olacaktır. Bu çizim düşünüldüğünde A şıkkında gösterilen şekil kesinlikle doğru. B şıkkında ifade edilen ivme vektörü kesinlikle doğru. D şıkkında ifade edilen hız vektörü doğru olabilir. E şıkkında ifade edilen açısal hız vektörü yine cismin dönme yönüne göre doğru olabilir. Ancak konum vektörü kesinlikle yanlış çizilmiştir. Doğru cevap C seçeneği. Birinci soruda sarkaçların her tam salınımında saniye ibreleri 2 bölme ilerleyecek şekilde dizayn edilen şekildeki kale sarkaçlı saatleri aynı anda 10.00'ı göstermektedir. Aynı ortamda bulunan K ve L duvar saatlerinin sarkaçlarının uzunluğu 4L ve 9L kadar olduğuna göre şekildeki andan sonra K saati ilk kez 11.00'ı gösterdiğinde L saati kaçı gösterir? Sarkaçlı saatlerin sarkaçları basit harmonik hareket yapacağı için periyotlarını 2 pi kök içinde L bölü G denklemine göre ifade edebiliriz. Bu durumda K sarkacının periyodu 2 pi kök 4L bölü G, L sarkacının periyodu da 2 pi kök 9L bölü G şeklinde hesaplanabilir. Bu durum bize K sarkacının periyodunun 2 birim, L sarkacının periyodunun da 3 birim süreyle doğru orantılı olduğunu ifade edecektir. Dolayısıyla K sarkacı ve L sarkacının periyotları karşılaştırıldığında K sarkacının periyotları daha düşük olacaktır. Bu L saatinin geride kalacağını bize anlatır. K ve L saatlerinin eşit T kadar süre geçtiği düşünüldüğünde K saatinin T bölü 2T kadar salınım yapacağı, L saatinin de aynı T süre içerisinde T bölü 3T defa salınım yapacağı söylenebilir. Bu durumda K sarkacı 3 bölme ilerlerken L sarkacı 2 bölme ilerleyecektir. Dolayısıyla K sarkacı K saati 11'i gösterinceye kadar 60 dakika ilerleyecek. Ancak L sarkacı aynı süre içerisinde 40 dakika ilerleyecektir. Bu durumda K sarkacının 11'i gösterdiği anda L sarkacı ve L saati 10.40'ı gösterecektir. Doğru cevap A seçeneği. İkinci soruda her birinin enerjisi ve foton sayısı şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te gösterildiği gibi olan foton demetleri, ışık demetleri ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangilerinin doğru olduğu ifade edilmiş, sorulmuş. Biz fotonların enerjisinin Planck sabiti ve foton frekansıyla doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla E enerjili bir fotonun frekansının F olduğu düşünülürse, 2E enerjili bir fotonun frekansının 2F olması gerektiği rahatlıkla söylenebilir. Birinci yargıda şekil 2'deki ışığın frekansı enerjisi 2E olduğu için 2F, şekil 1'deki ışığın frekansı enerjisi E olduğu için F olacağından şekil 2'deki ışığın frekansı 1'dekinden daha büyüktür. Birinci yargı doğru. İkinci yargı 1 ve 3. şekillerdeki fotonların enerjileri eşit olacağından fotonların frekansları da eşit olacaktır. Dolayısıyla ikinci yargı yanlış olacaktır. Üçüncü yargıda şekil 3 ve şekil 1'deki ışığın şiddetleri karşılaştırılmış. Işık şiddeti frekansı aynı olan fotonlar için foton sayısıyla doğru orantılı bir nicelik olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla 3. ışık demetinde 4 foton, 1. ışık demetinde 3 foton olduğundan 3. şekildeki ışık demetinin ışık şiddetinin 1. şekildeki ışık demetinin ışık şiddetinden daha büyük olduğu ve 3. yargının doğru olduğu sonucuna ulaşılabilir. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.
13. soruda lazer ışığının oluşum süreci aşamalarla gösterilmiş ve bu aşamalarla ilgili 1-2-3 yargılarının doğruluğu sorulmuştur. Bazı atomlarda yarı kararlı yörüngeler mevcuttur. Bu yarı kararlı yörüngelerde elektronun bulunma süresi normal bir atoma göre daha uzundur. Dolayısıyla temel haldeki elektronlar uyarıldığında yarı kararlı yörüngeye geçtiklerinde temel hale geri dönmeden önce yeterince uzun süre o yörüngede kalabilirler. Bu durumun olabildiği atomlarda daha çok sayıda atomun elektronunun üst enerji seviyesinde bulunduğu bir ortam oluşturulabilir ki bu ortama tersine birikim denilir. Böyle bir ortam oluşturulmuş sistemde dışarıdan enerjisi E2-E1 kadar olan bir foton ortama gönderildiğinde üst enerji seviyesindeki atom elektronlarından bir tanesini temel hale geri dönmeye zorlayarak ışıma yapmasını sağlar. Dolayısıyla artık iki tane aynı frekanslı ve aynı fazlı foton elde edilmiştir. Bu iki foton yollarına devam ederken tersine birikimle üst enerji seviyesinde bulunan iki elektronun daha alt enerji seviyesine dönmesine ve dolayısıyla bu sırada iki ışımanın daha yapılıp dört tane aynı fazlı aynı frekanslı fotonun oluşmasına sebep olur. Bu şekilde güçlendirilen ışık demetlerine lazer denir. Elektronların temel hal yerine daha çok sayıda uyarılmış enerji seviyesinde bulunması duruma tersine birikim, dışarıdan gönderilen fotonun elektronu temel hale dönmeye zorlamasına uyarılmış emisyon ya da zorlanmış ışıma ismi verilir. Bu bilgiler ışığında yargılar değerlendirilirse, birinci yargı, birinci aşamada seçilen atomların temel hale gelme süresi çok kısa olmalıdır. Kısa olduğunda tersine birikim olayı gerçekleştirilemeyeceğinden lazer ışını elde edilemez. Birinci yargı yanlış olacaktır. İkinci yargı, ikinci aşamada gönderilen zorlayıcı fotonların enerjisi atomun n eşittir 2 ve n eşittir 1 enerjilerinin farkı kadar olmalıdır. Bu lazer üretim sürecinde yapmamız gereken olaylardan bir tanesidir. İkinci yargı doğru. Üçüncü yargı, üçüncü aşamada yayınlanan fotonlar gönderilen fotonlarla aynı fazlıdır ki lazer ışığı içerisindeki tüm ışık ışınlarının aynı fazlı, aynı frekanslı, tek renkli olduğu söylenebilir. Doğru cevap D seçeneği. On dördüncü soruda nanometre boyutundaki yapılardan bahsedilerek doğada bulunan bazı nano yapıların 1-2-3 yargılarından hangilerinde doğru olarak örneklendiği sorulmaktadır. Nano yapılar 10 üzeri eksi 9 metre boyutunda nanoteknoloji sayesinde işlenerek suni olarak yapılabildiği gibi bazı canlıların vücutlarında doğal olarak da bulunabilmektedir. Örneğin morfo kelebeklerin kanatları çok katmanlı ve boşluklu yapılara sahiptir. Aslında renksiz olmasına rağmen ışığı tutma ve yansıtma özelliği değiştirilebilen bu kanatlar sanki renkli ve çok canlı renklere sahipmiş gibi gözlenebilir. Bu durumun nano yapı sayesinde olduğu söylenebilir. Çok hızlı koşabilen vaşakların bacakları ise iskelet ve kas sistemiyle alakalı bir olay olduğundan nano yapıdan söz etmek doğru olmayacaktır. Çok hızlı yüzebilen köpek balığının derisi suyun direncini büyük ölçüde azaltabildiği için dirençle karşılaşmayan köpek balıklarının su içerisindeki hızında büyük artışlar meydana gelebilir. Hatta bu özellik düşünülerek yüzücülerin mayolarının köpek balığı derisine benzer şekilde üretilmesi sağlanmıştır. Dolayısıyla burada da üçüncü yargıda da bir nano yapı söz konusudur. Doğru cevap Denizli seçeneği.